Skol.com.tr'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben İlkay Zaman. Bugün Casper'ın 25. yılına özel ürettiği M1 akıllı telefonunu inceleyeceğiz. Artıları, eksileri, teknik özellikleri, performansı, detayları masaya yatıracağız. İsterseniz hızlı bir şekilde teknik özelliklerin üzerinden geçelim. Sonra da hepsini detaylandıralım. Casper VIA M1'in teknik özelliklerine bakacak olursak eğer 5.2 inç Full HD bir ekranın olduğunu görüyoruz. MediaTek'in MT6753 8 çekirdekli işlemcisiyle beraber geliyor ürün. Aynı zamanda Mali T720 GPU kullanıyor. 13 megapiksel ana kamerası, 5 megapiksel de ön kamerası bulunuyor. 3 GB RAM'i, 16 ve 32 GB olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor dahili hafızada da. Seçenek bunlar, opsiyonel. 2900 mAh bataryayı görüyoruz. Bunun dışında Android 5.1 Lollipop'la geliyor. Bluetooth 4.0 var üzerinde. Wi-Fi 802.11 BGN kullanıyor. AC kullanmıyor. 64 GB'a kadar da artırılabilir hafızası var. 16 GB olan modelin fiyatı 899, 32 GB olan modelin fiyatı da 999 TL olarak belirlenmiş. Casper VIA M1'in ekranından başlayalım. 5.2 inç bir ekran olduğunu söylemiştik. 1920x1080p yani Full HD çözünürlük sağlıyor bu ekranda. Ekranın en göze çarpan özelliği iPhone tasarımından hatırlayacağınız olan 2.5D ekran derinliğine sahip olması. Nedir 2.5D derseniz, iPhone 6'larda ve de 6S serisinde ekranın kenarında bir kıvrım olur. Bu da bir derinlik sağlar. 2.5D derinlik özelliği deniyor buna. Parlaklıkla ilgili biraz artıları olur ekrana baktığınızda ya da kullandığınızda. Aslına bakarsanız şekil anlamında güzelleştirilmiş, daha hoş bir görüntü sağlıyor denebilir. Bunun dışında dediğim gibi parlaklıkla ilgili biraz performans artışı alabilirsiniz ekranda. Casper VIA M1 MediaTek'in MT6753 V serisi işlemcisini kullanıyor. 8 çekirdekli bir işlemci. 1.3 GHz hızında çalışıyor. İşlemci için orta seviye bir işlemci diyebiliriz. Yani ne giriş seviyesi ne yüksek seviye, orta seviye. Genel performansında zaten orta seviyenin beklentilerini karşılayacak şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi 1.3 GHz hızında çalışıyor. Aynı zamanda Mali T720 GPU grafik işlemcisiyle beraber geliyor. Şimdi oyunlarda Real Racing 3 oynadım. Yine Modern Combat Blackout oynadım. Bu iki oyunda da bazı frame atlamalar dışında bir sıkıntı yaşamadım. Isınma problemi de çok açıkçası yaşamadım. Çünkü orta seviyede bu işlemci çok fazla ısınma sorunu yaratan bir işlemci değil. Bunun dışında şunu söyleyebilirim. Beklentiniz yüksek seviye işlemcilerdeki performans gibi olmasın. Orta seviyede iyi bir işlemci ve de iyi bir grafik işlemci taşıyor üzerinde denilebilir Casper VIA M1 için. Casper VIA M1'in 13 megapiksel ana kamerası, 5 megapiksel de ön kamerası bulunuyor. Ana kamerası çift flaşla desteklenmiş. Şurada da zaten yakın detay çekimlerde göreceksiniz. Çift flaşla desteklenmiş. Ön kamerasında da yine LED flaş bulunuyor. İyi bir özellik diyebiliriz. Yani ön kamerada LED flaş çok zaman görmediğimiz bir özellik bu segmentte. Kamera performansından ve arayüz performansından bahsedecek olursak eğer, aslına bakarsanız beklenenden daha iyi bir performans sunuyor diyebilirim. Yani çok profesyonel harika kareler yakalayamazsınız belki ama günlük kullanım için ya da genel kullanım için kamera performansının oldukça doyurucu olduğunu söyleyebilirim. Her iki kameraya da yine 1080p yani Full HD videolar çekebiliyorsunuz. Kamera yeteneklerine bu arada hızlı çekim modu yani Burst Mod denen hızlı çekim modu da eklenmiş. Bu da iyi bir özellik. Yani genel olarak kamera performansının ve kamera yeteneklerinin doyurucu olduğu söylenebilir Casper VIA M1'in. Casper VIA M1'in öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de 3 GB RAM olması. Şimdi bu segmentte öne çıkıyor daha doğrusu. Çünkü 899 lira segmentinde 3 GB RAM olan çok nadir, hatta hatırlamıyorum bile olan telefon. 3 GB RAM'in atla deve olduğunu söyleyemeyiz. Ama yüksek performans isteyen işlemlerde ya da çoklu işlemlerde konfigürasyonu yani donanımı çok rahatlatacak bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Yani 3 GB RAM'le bu telefon uçar mı? Uçmaz. Ama uçması gerektiği yerlerde donanımı yani işlemciyi de grafik işlemciyi de oldukça rahat bir şekilde idare edebilir, bunu söyleyebiliriz. 16 GB ve 32 GB da iki farklı opsiyonel dahili hafızasının olduğunu söylemiştik. Bunlar da yine 16 olan 899, 32 GB olan da 999 lira. 64 GB'a kadar da artırılabiliyor. Arkasında bir micro SD yuvası var. Oradan 64 GB'a kadar siz artırabiliyorsunuz. Casper VIA M1'in 2900 mAh bataryası var. Şimdi bu batarya için yine bu segmentte muadilleri mesela Vodafone Smart 6, TT175 gibi telefonlarında 3000 mAh bataryası bulunuyor. 5.5 inç olduğunu söyleyelim. Her ikisinin de demin saydıklarım ve Full HD özelliğinin olduğunu söyleyelim. Bu telefonun 5.2 inçte Full HD olduğunu düşünürsek 2900 mAh bataryayla
iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir tam günü rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Yani 2900 mAh batarya 5.2 inç Full HD olan bir telefon için ideal bir değer olmuş. Buna iyi diyebiliriz. Bir tam günü çıkarttınız, ikinci güne sarkması çok zor. Ama bir tam günde size oyun, sosyal medya ya da genel uygulamalarla ilgili sıkıntı çıkartmadan rahatlıkla kullanılabildiğini kendi deneyimlerimizden söyleyebiliriz. Teknik özellikleri sonlandıralım. Android 5.1 ile geliyor bu arada. Lollipop'la geliyor. Marshmallow alıp almayacağı belli değil. Casper'dan bu konuda net bir bilgi yok henüz. Bluetooth 4.0 desteği bulunuyor ürün. Wi-Fi tarafında BGN kullanıyor. Yani 802.11 BGN kullanıyor. AC de olsaymış çok daha iyi olurmuş. Neden? Çünkü AC yüksek veri transferi hızına olanak sağlıyor. Bu da bizi yani kullanıcıları oldukça rahatlatan bir özellik. Ama maalesef Casper VM1 bundan yoksun. Casper VM1'in teknik özellikleri bu şekilde. İsterseniz bir de tasarıma göz atalım. Evet, Casper VM1'in genel olarak tasarımına bakacak olursak eğer demin de teknik özelliklerde bahsettiğim bu kavisli ekran yani 2,5D derinliği göze çarpıyor. Ekranın oldukça parlak ve de başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Üst tarafta LED flaşımızı görüyoruz. Yanında da 5 megapiksellik ön kamerası. Sağ tarafa bakıyorum. Ses açma kapama tuşları. Burada da bir güç butonu bulunuyor. Alt tarafta micro USB girişini görüyoruz. Yanında da hemen bir mikrofon bulunuyor. Bu taraf boş gördüğünüz gibi. Üst tarafta da kulaklık girişini görüyoruz. Arka tarafına bakacak olursak eğer arka taraf plastik bir Casper yazısı bulunuyor. 13 megapiksellik kamerayı görüyoruz. Burada da yine çift LED flaşı görüyoruz. Alt tarafa indiğimizde ise şöyle göstereyim. Bir hoparlörü bulunuyor. Bu hoparlör modelinin iyi olmadığını söyleyebilirim. Çünkü ürünü şu şekilde koyduğunuzda yani hoparlör alt tarafta kalıyor ve ses boğuluyor. Farkındaysanız zaten bütün üreticiler de alt tarafa yerleştirdiler artık son zamanlarda bütün ürünlerinde. Şimdi arka kapağını çıkartalım. Arka kapağı çıkıyor ürünün. Fakat maalesef bataryası değişmiyor. Ben yine arka kapak çıkarma özürlü birisi olarak şöyle olmayan tırnağımla bütün arka kapağı zor açılan telefonlarda bana denk geliyor. Evet. Şöyle göstereyim. Micro SD kart yuvasını görüyoruz. SIM kart girişini görüyoruz. Burada da gömülü olan bataryayı görüyoruz. Batarya değiştiremiyorsunuz demin de bahsettiğim gibi. Yani plastik olması çok bir sorun değilse sizin için genel olarak tasarımının ve de ergonomisinin iyi olduğunu söyleyebilirim. Casper'ın veya Embry'nin. Çünkü ele oturuşu olsun, genel özellikleri olsun, tasarım anlamında gayet başarılı. Yani el ele rahat bir şekilde oturuyor. 8,6 milim bir kalınlığa sahip, 145 gram da ağırlığı bulunuyor. Bundan da oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Casper veya Embry'i teknik detayları ve tasarımıyla değerlendirdik. Artılarından, eksilerinden bahsedelim. Şimdi telefonun genel olarak fiyat performans anlamında iyi bir alternatif oluşturduğunu söyleyebiliriz bu segmentte. 899'dan baz alarak yola çıkıyorum. Genel olarak iyi olduğunu söyledik. Artıları nelerdir? 3 GB RAM bir artıdır. Bu segmentte yok çünkü 3 GB RAM'li telefon. Genel konfigürasyona performans desteği iyi olacaktır bu RAM değerinin. Bunun dışında 5.2 inç yani 5.5 inç Full HD ekranlara göre 2900 mAh bataryanın da yine belki bir tık daha batarya ömrünü, telefon kullanım ömrünü uzattığını ya da uzatacağını söyleyebiliriz. Eksileri neler? Şimdi 16 GB ve 32 GB olarak iki farklı versiyonla çıkmış. Bunlardan bir tanesi 899 lira, diğeri 999 lira. Ama arkasında 64 GB'a kadar arttırılan bir micro SD yuvası var. Yani 100 lira fark verip 32 GB almak mantıksız. Neden? Çünkü siz 40 liralara 32 GB hatta 60 liraya 64 GB micro SD kartlar bulup 16 GB versiyonunu çok rahat upgrade edebilirsiniz. Yani 100 lira fazla vermenin bir anlamı yok. Çünkü tek fark 16 ve 32 GB dahili hafıza olması. Bunun dışında bir eksisinin olmadığını da söyleyelim. Genel olarak Casper veya Embry'nin kendi segmentinde iyi bir alternatif oluşturduğunu ve bizden de orta ve iyi arası bir not aldığını söyleyebiliriz. Umarım bu videomuz sizin için faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, videomuza yorum yapmayı ve like etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.